Freljord'un demircilik ve zanaatkarlık ilahı. Ocak yuva adını verdiği volkanın altındaki lav mağaralarını çekiciyle döverek oluşturduğu devasa demirci atölyesinde bir başına yaşıyor. Bu atölyede erimiş kayaları koca kazanlarda fokur fokur kaynatarak metalleri saflaştırıp eşi benzeri görülmemiş kalitede eşyalar üretiyor. Diğer Freljord ilahları, özellikle de Volibear dünyada gezip ölümlülerin işlerine karıştığında Ornn da ocak yuvasından bu fevri varlıklara ya sadık çekiciyle ya da yanardağların gücüyle hadlerini bildirmek için çıkıyor. Ornn, mahremiyetini, yalnızlığını ve işine odaklanmayı akrabalarına kıyasla çok daha fazla önemsiyor. Kadim bir patlamanın yaralarını taşıyan sönmüş bir volkanın altında gece gündüz çalışarak canı ne isterse onu üretiyor. Bu üretimin sonucu adları destanlarda geçmeye layık paha biçilmez aletler oluyor. Bu eserlere tesadüf edebilmiş olan birkaç şanslı kişi aklın almayacağı kadar kaliteli olduklarını söylüyor. Hatta kimileri Braum'un kalkanının yapıldığı ilk günkü kadar sağlam olduğu için binlerce yıl önce Ornn tarafından yapılmış olduğunu iddia ediyor. Elbette bundan emin olmak imkansız. Çünkü kimse Ornn'u bulamıyor ki ona bir şey sorabilsinler. Freljord insanı goblin gibi küçük şeylerden biçimleniyor. Neydi? Heh, çocuk. Ornn'un adını bir zamanlar, şimdilerde Freljord denen topraklarda yaşayan herkes anardı. Gel girelim, onu anlatan neredeyse tüm efsaneler ya düşmanları tarafından ortadan kaldırıldı ya da zamanın yavaş yavaş dönen değirmen taşları arasında ufalandı gitti. Artık yaptıklarının sadece küçük bir kısmı yalnızca birkaç kabile tarafından hatırlanıyor. Bu kabilelerin kökenleri, demirciler, mimarlar ve zanaatkarlardan oluşan unutulmuş bir topluma dayanıyor. Bu, çoktan yitip gitmiş toplumun adı Ocak Kanlılardı. Dünyanın her yerinden gelmiş çıraklardan oluşan bu topluluk, Ornn'u örnek almak için ocak yuvanın yamaçlarına yerleşmişti. Onu taklit ederek tapmaya çalışmalarına karşın Ornn kendini asla onların ilahı olarak kabul etmedi. İşlerini Ornn'a sunduklarında sert bir baş işaretiyle onaylamak ya da kaşlarını çatmakla yetinirdi. Ancak ocak kanlılar bu durumu kabul edip ustalıklarını arttırmak için çalışıp çabalarlardı. Sonunda en kaliteli aletleri yaptılar. En dayanıklı binaları inşa ettiler ve insanlığın tattığı en leziz yemeklerle içecekleri onlar ürettiler. Ornn, ocak kanlıların azmini ve daima kendilerini geliştirmeye çalışmalarını gizli gizli takdir etti. Ne var ki korkunç bir gece yarısı, Ornn'la kardeşi Volibear hiçbir ölümlünün anlayamayacağı sebeplerden dağın zirvesinde savaşa tutuşunca, ocak kanlıların kendi çabalarıyla ortaya çıkardıkları her şey yok oldu. Bu savaş öyle şiddetli bir ateş, kül ve yıldırım fırtınasıyla sonuçlandı ki, olup bitenler 10 ufuk çizgisi uzaklıktan görüldü. Ortalık yatıştığında ocak yuva dumanları tüten bir krater olmuştu. Ocak kanlılardan geriye ise sadece külleşmiş kemikler kalmıştı. Ornn hiç belli etmedi ama yıkılmıştı. Ocak kanlılar sayesinde ölümlü yaşamındaki potansiyeli görmeye vakıf olmuştu. Ama bu potansiyel ölümsüzlerin suçlu masum ayırt etmeyen gazabıyla yok olup gitmişti. Suçluluktan yanıp tutuşarak kendini atölyesine hapsetti ve bir çağ boyu işine gömüldü. Fakat artık dünyanın yeni bir çağın eşiğinde olduğunu seziyor. Kardeşlerinden bazıları yeniden beden buldu ve onların takipçileri huzursuzlanıp saldırganlaşmaya başladı. Freljord ise parçalanmış ve öndersiz kalmış durumda. Kadim zamanlardan kalma dehşet verici varlıklar gölgelerde kol geziyor. Saldırmak için fırsat kolluyorlar. Büyük bir değişim kapıda. Ornn, çıkacak savaşlarda ve bu savaşların sonrasında Freljord ile Runeterra'nın geri kalanının iyi bir demirciye ihtiyaç duyacağını biliyor. Her şeyin erimişi makbul. Kurşun, demir, çikolata.